Arkadaşlar merhaba, More to Read 2 kitabından makale çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 30 numaralı makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Makalemizin başlığı Living in a Fishbowl. Fishbowl balık kavanozu ya da akvaryum gibi de düşünebilirsiniz. Bir balık kavanozunda yaşamak. Living in a small society, society topluluk, küçük bir toplulukta yaşamak. Like on a Pacific island, Pasifik adası gibi bir ara söz var burada. Has sometimes been likened, burası present, perfect, passive. Likened da benzetmek demek. Küçük Pasifik okyanusu gibi küçük bir toplulukta yaşamak bazen benzetilmiştir to living in a fishbowl, bir balık kavanozunda yaşamaya. The individual person, bireysel olarak kişi, in such a society, böyle bir toplulukta, sometimes feels like a goldfish, bazen bir akvaryum balığı gibi hisseder ya da bir Japon balığı gibi hisseder. In a bowl, bir kavanozdaki bir balık gibi hisseder. With nowhere to hide, hide saklanmak, saklanacak hiçbir yeri olmaksızın. And ve is thus, bu şekilde, bu yüzden, always being observed by everyone on the outside, dışarıdaki herkes tarafından daima izleniyor olduğunu hisseder. Gözlemlendiğini hisseder. Saklanacak hiçbir yeri olmaksızın. Bir akvaryum balığı gibi. Whether it is a small Pacific island, whether ister öyle ister böyle olsun. Whether it is a small Pacific island, ister bir küçük Pasifik adası olsun. Whether or kalıbı bu. İsterse a small town in rural America, Amerika'nın kırsalında bir küçük kasaba olsun. You have a situation where everybody knows everybody else's business. Sizin şöyle bir durumunuz vardır diyor. Ki burada herkes diğerinin, everybody knows everybody else's business, herkes bir diğerinin işini bilir. And quite typically, ve oldukça tipik bir şekilde, at the end of the day, günün sonunda, in the evening, akşam, şöyle yukarı alayım, when people sit around, insanlar bir araya gelip oturduklarında and talk ve konuştuklarında, they discuss the events of the day, onlar günün olaylarını görüşürler and delve into other people's business. Delve into da kurcalamak, araştırmak demek. Diğer insanların işlerini kurcalarlar ya da araştırırlar. Peşine düşerler. In small Pacific island societies, küçük Pasifik adası topluluklarında, news spread fast, haberler çabuk yayılır. Spread yayılmak. Storytelling and gossip, hikaye anlatma ve dedikodu, important methods of news dissemination, news kelimesi sonunda s olsa da arkadaşlar daima tekil kullanılır. News dissemination, haberin yayılması, önemli bir diyor, haber yayma, bir değil tabi burada, iki şeyden bahsetmiş. Storytelling and gossip, hikaye anlatma ve dedikodu, bir ara söz yapmış burada iki virgül arasında. Important methods of news dissemination, haber yaymanın önemli metotları. Serve as effective news networks, etkili haber ağları gibi görev görür. Serve, hizmet eder. In the evenings, akşamları, people sit around, insanlar toplanırlar, otururlar and recount the day's events, recount dökümünü yapmak demek. Anlatmak anlamına da gelir. Günün olaylarını anlatırlar. In considerably more detail, considerably kayda değer ölçüde demek. Kayda değer ölçüde detaylı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde. Then Americans are typically accustomed to. Accustomed to alışkın olmak demek. Amerikalıların tipik olarak alışık olduğundan daha detaylı bir şekilde günün olaylarını anlatırlar. An American's version of the day's events,
Günün olaylarının bir Amerikan versiyonu would be more brief and general, daha kısa ve daha genel olurdu. Not so in Pacific Island societies and collectivist oral cultures in general, Pasifik ada topluluklarında ve kolektiviste arkadaşlar toplumcu demek, işbirlikçi demek ve işte birliktelikçi diyeceğiz buna, sözlü kültürlerde genelde olduğu gibi değil yani. Ne değil? Amerikan versiyonu böyle değil. Ama iş Pasifik adaları gibi küçük topluluklarda ve genel olarak işte birliktelikçi sözlü kültürlerde olduğunda ne yapıyor? Daha çok dedikodu ya da olayların üzerine daha çok konuşulma durumu meydana geliyor. Here people include the finer details. Burada yani Pasifik topluluklarında ve birliktelikçi sözlü kültürlerde, burada dediği odur, İnsanlar the finer details, finer details en ince detayları bile ele alıyorlar, kapsıyorlar. And nuances ve küçük farklılıkları of what the people they encountered did and said that day. Encounter karşılaşmak, o gün karşılaştıkları insanların yaptıkları ve söyledikleri şeylere dair en ince detayları ve nüansları, yani küçük farkları dahi içeriyorlar. Onlardan dahi bahsediyorlar konuşurken. And şöyle yukarı alıyorum. And with each person mentioned, there is additional commentary about that person. Ve her bir kişiden bahsedildiğinde, burası pasif yapı, there is additional commentary about that person, o insanla ilgili ilave yorumlar var diyor. And that person's family as well, aynı zamanda as well dahi anlamında o kişinin ailesiyle de ilgili. Pacific Islanders, Pasifik adalılar, love, bayılırlar, çok severler anlamında love, to tell stories and gossip, hikaye anlatmayı ve dedikodu yapmayı çok severler. And I don't mean this is a negative sense, ve diyor ben bunu ben kastetmiyorum bundan, negatif anlamı kastetmiyorum. Yani dedikoduyla ilgili negatif bir vurgu yapmak istemiyorum. In fact, aslında I quite admire, ben oldukça imreniyorum, the way gossip acts as a control mechanism. Dedikodunun bir kontrol mekanizması gibi görev görmesine diyor, oldukça imreniyorum. And facilitates social bonding in these societies, ve bu topluluklarda dedikodunun bir kontrol mekanizması gibi görev görmesine ve diyor sosyal bağ oluşturmayı da kolaylaştırıyor olması durumuna imreniyorum. People may be less likely to do immoral or shameful things for fear of the gossip. İnsanlar, may %50-50 ihtimal anlamı var. Yani şöyle olabilir. İnsanların yapma ihtimali daha düşük olabilir. Ahlaki olmayan ya da utanç verici şeyleri diyor. For fear of the gossip, dedikodusu yapılacağı korkusuyla insanların ahlaki olmayan ve utanç verici şeyleri yapma ihtimali daha düşük olabilir. In other words, diğer bir ifadeyle, the fact that news travels quite fast via gossip, haberlerin ya da haberin via yoluyla, dedikodu yoluyla oldukça hızlı seyahat ediyor, yani yayılıyor olduğu gerçeği, may discourage them from acting immorally, o insanları discourage, şevkini kırmak, alıkoymak demek, ahlaki olmayan bir şekilde davranmaktan alıkoyabilir. For expatriates, gurbetçiler demek, expatriates, gurbetçiler için living and working in the Pacific, evet, Pasifik'te yaşayan ve çalışan gurbetçiler için,
This particular socio-cultural dynamic is an important consideration. Bu özel sosyo-kültürel dinamik diyor, önemli bir olgudur. Americans are used to living, be used to olunca arkadaşlar, bakın be olmasaydı, sadece used to olsaydı Amerikalılar eskiden yapardı olurdu. Ama burada be olunca be used to ve arkadan gelen ing takısı almış, ing takısı almış bir fiilin verdiği anlam şu kalıbın alışkın olmak demektir. Americans are used to living, Amerikanlar yaşamaya alışkındırlar. In a large mass society, büyük kitlere halinde topluluklarda yaşamaya alışkındırlar. Yani kalabalık topluluklarda yaşamaya. Which is more impersonal than Pacific Island, ki bu topluluklar daha şeydir, impersonal kişisel olmayan demek, daha kamusaldır Pasifik adalarından. Evet. Impersonal'ı böyle alabiliriz. Daha evet, yani daha az kişiseldir Pasifik adaları topluluklarından. And in which the average individual, ki diyor bunlarda the average individual, ortalama bir birey, is somewhat anonymous, yani sıradan bir birey bir şekilde anonimdir. Yani işte dedikodusu osubusu yapılmaz, adı sahanı geçmez. We have a lot of privacy and anonymity in America. Amerika'da diyor biz birçok privacy, mahremiyet, anonymity de arkadaşlar anonimlik, çokça mahremiyet ve anonimliğe sahibiz. And although we do our share of gossiping, ve her ne kadar biz dedikodudan payımıza düşeni yapsak da, we also do an equal amount of minding our own business. Biz diyor buna eşit miktarda minding our own business, kendi işimizle de ilgileniriz, kendi işimize de bakarız. Yani dedikodumuzu da yaparız ama fazla da ileriye gitmeyiz, bir taraftan da kendi işimizi yaparız. In small Pacific island societies, küçük Pasifik ada topluluklarında, you can be pretty sure, siz diyor oldukça emin olabilirsiniz ki, many of the things you said, söylediğiniz şeylerin çoğu, and did, ve yaptığınız şeylerin, in the classroom, sınıfta, will be recounted by your students, yaptığınız ve söylediğiniz şeylerin çoğu öğrencileriniz tarafından bir yerlerde anlatılacak. As they talk with fellow students, dikçedikçe anlamında as, onlar diyor, arkadaşları olan diğer öğrencilerle konuştukça at school, okulda, and as they talk with their family members at home, ve evdeki aile bireyleriyle konuştukça. And sometimes, ve bazen, especially if something you said was particularly provocative or controversial, ve bazen özellikle sizin söylediğiniz bir şey particularly, bilhassa provocative, kışkırtıcı ve tartışmalı ise, controversial, there is a very good chance, ihtimal çok yüksek diyor ki, it will be heard by important people in the school administration. Bu söyledikleriniz okul yönetimindeki yönetim, önemli insanlar tarafından duyulacaktır. And community leaders, ve topluluk liderleri tarafından duyulacaktır. Such as titled chiefs, yani ünvan sahibi şefler tarafından. Government leaders, hükümet liderleri tarafından. And religious priests and ministers, ve rahipler, din rahipleri ve bakanlar tarafından dahi diyor duyulacaktır. Sınıfta söylediğiniz şey eğer kışkırtıcı ve tartışmalı, tezatlı bir şey ise. Teachers need to be aware of this particular socio-cultural dynamic. Öğretmenlerin bu diyor özel sosyo-kültürel dinamiğin bilincinde olmaları gerekir. It doesn't mean that they should not be provocative. Bu onların kışkırtıcı olmamaları gerektiği anlamına gelmez. Or that they should avoid using controversy for teaching.
Ya da onların öğretme amaçlı çatışmayı kullanmaktan kaçınmaları gerektiği anlamına gelmez. Fikir çatışması yani. And it doesn't mean that they should water down scientific truths ya da onların yani öğretmenlerin bilimsel gerçekleri sulandırmaları gerektiği anlamına da gelmez. Yani işte ne yapacak? İşte din adamlarının kulağına gidecek. İşte devlet büyüklerinin, milletvekillerinin, bakanların kulağına gelecek deyip de bilimsel gerçeklikleri diyor sulandırmalarına gerek yok öğretmenlerin. Bunlardan çekindikleri için. But it does mean that ama şu anlama gelir. They should be careful not to be disrespectful and insensitive. Onların yani öğretmenlerin saygısız ve duyarsız olmaması gerektiği anlamına gelir. And keep in mind that ve şunu akıllarında tutmaları gerektiği anlamına gelir. The matter of respect can be culturally relative. Saygı meselesi kültürel olarak göreceli olabilir. Another thing to keep in mind is that akılda tutulması gereken bir başka şey de şudur ki while an American might consider a justified, fair and constructive criticism of a school or government policy might be considered an insult. Şu buraya kadar bir gelelim. Akılda tutulması gereken bir başka şey de şudur ki bir Amerikalının justified, haklı, fair, adil ve yapıcı eleştiri olarak kabul edebileceği şey might consider of a school or government policy evet şöyle bir Amerikalının might consider a justified, fair and constructive criticism of a school or government policy evet bir okul ya da hükümet politikasının bir okul hükümet politikasının ya da okul politikasına dair işte haklı, adil ya da yapıcı olarak kabul edebileceği bir şey might be considered an insult by the local people involved. Ha, o bölgenin insanları tarafından hakaret olarak kabul edilebilir. Yani açmak gerekirse burayı şu. Yani okulda yapılmasında sakınca olmayan ya da hükümet politikası olarak söylenmesinde sakıncalı olmayan okul adabına, okul kurallarına ya da hükümet politikasına göre haklı, adil ya da yapıcı bir eleştiri o bölgenin yerli insanları tarafından hakaret olarak algılanabilir. Buna da dikkat etmek gerekir diyor. Americans freely express their opinions on just about everything. Amerikalılar özgürce ifade ederler düşüncelerini. Just about everything yani açıkça her şey, her konuda diyor. This does not mean that Americans working overseas have to stop having opinions. Bu memleket dışarısında, overseas yani deniz aşırı memleketlerde, dış yabancı ülkelerde çalışan Amerikalıların düşüncelerini have to stop having opinions yani düşünmeyi bırakmak zorunda oldukları anlamına gelmez. They just need to be more sensitive. Sadece diyor, bu Amerikalıların daha duyarlı olması gerekir. To the effect their opinions will have on certain people. Yani bütün düşünce, her düşüncesini açıkça söyleyen Amerikalıların diyor, Amerikalıların belirli insanlar, certain people or groups of people, belirli insanlar ya da insan grupları üzerinde, evet, düşüncelerinin ne etki oluşturacağına dair duyarlı olmaları gerekir. Sometimes it's best to keep your opinion to yourself. Bazen düşüncenizi kendinize saklamanız en iyisidir. Until you are sure of the possible effect of expressing them. Until'e kadar, ne zamana kadar düşüncelerinizi kendinize saklamak en iyidir? Onları ifade etmenin
muhtemel etkilerinden emin oluncaya kadar. And while this particular dynamic can place constraints on the work of teachers, ve diyor, bir taraftan bu özel dinamik kısıtlamalar koyabilirse de, öğretmenlerin çalışmaları üzerine kısıtlamalar koyabilirse de, it can also assist them. Bu diyor, aynı zamanda yardımcı da olabilir onlara. If they are effective and culturally sensitive instructors, eğer onlar, öğretmenler, etkili ve kültürel olarak duyarlı öğreticilerse, then everybody will know, o zaman herkes bilecektir this, bunu, and their reputation will be enhanced, ve diyor onların ünü artacaktır. This can also help, bu aynı zamanda yardımcı olabilir, to facilitate the dissemination of useful information, yararlı bilginin yayılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir, to the students' families, nereye yayılmasını, öğrencilerin ailelerine, and the community in general, ve genel olarak da topluma. When I lecture, ben diyor ders verdiğimde, I always keep this in mind. Bunu daima aklımda tutarım. Keep this in mind. I use controversy as a way of gaining and keeping student interest. Ben fikir çatışmasını, öğrencinin ilgisini kazanmak ve sürdürmenin bir yolu olarak kullanırım. I regularly challenge unscientific thinking, bilimsel olmayan düşünceye düzenli olarak diyor karşı çıkarım, meydan okurum. In an effort, çabasıyla, ne çabasıyla? To promote critical and scientific thinking, eleştirel ve bilimsel düşünceyi teşvik etme çabasıyla. While doing this, bunu yaparken, I let them know, onlara bildiririm ki, I really care, yani onları farkında kılarım. Bilmelerini, anlamalarını sağlarım. Let them know that I really care about their education. Onların eğitimini gerçekten önemsediğimi onlara hissettiririm. And keep reminding the students that being better educated, ve keep sürdürmek demek, öğrencilere hatırlatmayı sürdürürüm ki being better educated, daha iyi eğitilmek, will contribute to a better future for their country, onların ülkeleri için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunacaktır. I also tell them, ben aynı zamanda onlara söylerim ki, that I'm only trying to help them, ben sadece onlara yardımcı olmaya çalışıyorum, to deal with the realities of a complex and rapidly changing world. Karmaşık ve hızla değişen bir dünyanın gerçeklikleriyle deal with, mücadele etmek, mücadele etmeleri için onlara yardımcı olmaya çalıştığımı söylerim onlara. And by letting them know these things, ve bunları diyor onlara bildirerek, I am also letting their families and the community know them too. Bunları onların ailelerine ve toplumlarına da bildirmiş oluyorum. Based on the article by Robert Cherney tarafından yazılmış bir makaleye dayandırılmıştır diyor. Bir başka videoda görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.